Hayri okula gitmeyecekmiş. Halsizmiş, Hayri ile oturacakmış. Hastalanmış mı? Yok. Yani bir baktım. Ama bence kapris babası. Benim de evde olmam gerek. Gelmene gerek yoktu. Söz verdim ama sana. Bir karar vermiş gibi gözüküyorsun. Verdim. Bana bırak. Babam da hiç beceremezdi. Hep bana bağlatırdı. Nasıl olmuşum sence? Çok mu resmi? Aylin olarak karşına çıkmak istemezdim. Neden? Kafam karışabilirdi. Vazgeçebilirdim. Evinin önüne neden geldin merak etmiyor musun? Sormadın hala. Boşanmaya giden adama sorulacak soru mu bu? Bence cevabını biliyorsun, o yüzden sormuyorsun. Bu konuşmayı ertelemeyelim. Daha fazla kaçmayalım. Yapmayalım bu konuşmayı, Necat. Böyle cevap duymak istediğime emin değilim. Uzun süredir tek duymak istediğim şey buydu. Ama söylemezsen ben mahvolurum. Söylersen ikimiz de mahvoluruz. İzin ver söyleyeyim. Söyleme. Bunu benim için değil, Kayra için yapma. Sen de biliyorsun. İçten içe ikimiz de biliyorduk. İmkansız yani, bunu Kayra'ya yapamayız. Kayra bu duruma alışabilir. Alıştığı şey Aylin. Annesi. Konuştum Kayra'yla. Yani şu başka bir yatın annelik yaptığı sayı hatırlıyor musun? Gerçek annesi olmadığını öğrenirse ne olur diye sordum. Çok üzülür dedi. Ve bunu söylerken kimse ifadesini görmen lazımdı Necat. Sanki kendi başına gelmiş gibi yıkıldı. Kayra bunu asla kaldıramaz. Bunu sen de biliyorsun. Bir yolu var, bulabiliriz. Nasıl? Bir yolu yok bunun. Keşke. Keşke farklı koşullar altında danışmış olsaydık. Hiç adil değil. Necat, sadece 3 haftamız kaldı. Bunu söylemek bana acı veriyor ama en doğrusu bu süre bittiğinde Kayra'nın kafasını daha fazla karıştırmadan benim hayatınızdan çıkmam. Biz diye bir şey Kayra'yı mahveder. Ne olur bir şey söyle Necat. Haklısın de bir şey de, yani sen cevap vermeyince ben daha kötü oluyorum. Sürekli kafamda kuruyorum, acaba her şeye rağmen gene olur muyduk diye. İşkence ediyorum kendime, ne olur cevap ver. Haklıydın de. Yalvarırım. Haklısın. Hayal etmek bile çok güzeldi, inan. Mahkemede iyi şanslar.
neresi kızım be? Ne bu gizemler? Ha Suna. Heh. Ya Saniye bana bir şeyler söyledi ama misafir mi ne falan öyle birileri geliyormuş. Kim geliyor? Orhan abiyle annesi geliyorlar. Orhan abi mi? Sebebi ziyaretleri? Görücü olarak geliyorlar ablama. Nasıl? İsteme gibi mi? Evet Hayri. Gitmem lazım hadi. Şimdi çağırırlar Necat Bey. Nerede bu? İçeride değil, değil mi? Birazdan gelir. Merak etmeyin. Aylin Kaya Yılmaz. Necat Yılmaz. Buyurun biz geçelim isterseniz. Necat Bey. Aylin Hanım sağlık sorunu nedeniyle duruşmaya katılamayacak. Sen ne diyorsun ya? Bir an önce boşanmak isteyen o değil miydi? Necat Bey siz sakin olun lütfen. Aylin Hanım şu an hastanede. Erteleme talep edeceğiz. Biz vekilinizle halledelim isterseniz. Nesi varmış? Onu söyleyemiyorum. Neyi söyleyemiyorsun? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Oyun mu oynuyorsunuz? Ha? Çocuk oyuncağı mı bu? Neredeymiş? Hangi hastanedeymiş? Ya hayatı yalan dolan onun. Hayatı yalan dolan! Tamam Necat Bey. Siz beni aşağıda bekleyin lütfen. Biz başvurumuzu yapalım. Hastanedeymiş ha? Yalancı o kadın. Yalancı! Söyle ona. İnanmıyorum. Yalancı! Tampon. Bebeği kaybettik. Bebeği uterusla birlikte almak zorunda kaldık. Kan basıncı normal. Tansiyon nabız normal. Kapatalım. Sütür. Aylin Hanım anesteziden çıkınca ilk ben görmek istiyorum. Maalesef bir daha bebeği olmayacak. Zor bir durum.